Hepinize başarılar diliyorum. Burası tabii yurtlarımızın ilk senesi. Dolayısıyla çok özel bir ev sahiplerisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarının ilk misafirleri sizlersiniz. Dolayısıyla umarım hep böyle güzel anılarınız olsun burada. Ve burayı zenginleştirin, burayı güzelleştirin. Buraya katkı sunun. Bunu çok istiyoruz. Tabii hem okulunuzda başarılı olmanızı istiyoruz. Dün anlattım, hayatın içinde de olmanızı istiyoruz. Bu manada özellikle İstanbul'da olmak sizin için büyük bir avantaj. İstanbul'un kendisi bir okul zaten. Yani siz hem okulunuzda bir eğitim alacaksınız ama aynı zamanda bence yaşadığınız bu kentte hayatınız boyunca size büyük fırsatlar tanıyan, değer katan bir deneyimi de elde etmiş olacaksınız. Bu bağlamda bu kentin o büyük varlığından maksimum faydalanmanızı istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarında olan sizleri aynı zamanda bu kentin, bu şehrin bir gönüllüsü haline getirmek istiyoruz. Bu İstanbul gönüllüleri sürecine özellikle yurtlarımızda kalan gençlerimizden ayrıca bir emek istiyoruz. Bu tabii gönülden olan bir şey. Siz karar vereceksiniz buna. Vaktiniz olduğunda, fırsat bulduğunuzda, aklınıza gelebilecek her konuda. Şehrin yeşil alanı ile ilgili, şehrin sokak canlıları ile ilgili, bu kentin başka konuları ile ilgili kendinize orada fırsat alanları oluşturabilirsiniz. Ben İstanbul Gönüllüleri Organizasyonu'na bundan bahsettim. Onlar çalışıyorlar. Yurt müdürlerimiz bu konuda yönlendirmeyi yapacaklar ve sizin orada görev aldıkça bence çok keyif alacağınızı da düşünüyorum. Tabii bu tamamen sizin boş vakitlerinizde değerlendireceğiniz bir sosyal alan gibi bir ortam oluşturacak. Dün konuştuklarımızdan yine kulağımda kalan ikinci konu, yine Şengül Hanım söylemişti, güzel bir öneriydi. Sizleri özellikle İstanbul'a yeni gelen arkadaşlarımızı İstanbul'u gezdirmek ve tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda bir gezi turu organize edecek arkadaşlarım ve sizi oralarda misafir edeceğiz. Bir tanıyın, buranın tarihini hissedin istiyoruz. Bu da önemli bir, değerli bir konu. Mesela dün yine üçüncü bir kulağımda kalan konulardan bir tanesi, bir genç hanımefendi arkadaşımızın sorusu değerliydi. O herhalde son sınıftaydı, öyle söyledi ve okul dışında çalıştığını ifade etti. Bu çalışmayla ilgili sizlerin de bu anlamda niyeti olabilir. Bu hiç kötü bir şey değil. Üniversitedeyken çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Ben de hem okudum hem çalıştım, açık söyleyeyim. Kendi ticaretimin yanı sıra farklı işler de yaptım o dönemde. Bu da size ayrı bir değer katacaktır. Ancak hem sizlere uygun, hem bizim de gözümüzün arkada kalmayacağı, iş imkanlarının, makul tabii yarı zamanlı olacak bu işler sizin için, bu iş imkanlarının size denk düşen iş imkanlarını bulmak, sizi onlarla buluşturmak, konuşturmak adına yine bizim bu iş bulan, normalde de vatandaşlarımıza iş bulan bölgesel istihdam ofislerimiz var. Bu ofislerimizin bu yurtlarımızla özel bir çalışma yürüterek sizin istediğiniz tabii takdirde iş arayışlarınıza da yardımcı olacaklar. Aynı zamanda bizim gelecek yıllarda özellikle, yani üniversiteye ilk başlayanlar için söylüyorum, gelecek yıllarda özellikle genç, sizler gibi yetenekli üniversite eğitimi alan ya da almış arkadaşlarımızı uyguladığımız yetenek programlarımız oluyor. Orada da kişisel gelişiminize katkı sunmayı çok istiyoruz. Şehri doya doya yaşamanız lazım. Başta dersleriniz, eğitiminiz ve ondan sonra şehri doya doya yaşamak. Bu da kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, yaşamıyla hayatın içinde olmanızı diliyorum. Oralarda da belli fırsatları her noktada sizlerle paylaşıyor olacak arkadaşlarım. Bu bazen bir tiyatro olur, bazen bir konser olur, bazen bir söyleşi olur,
Bazen bir yazarla, şairle buluşma olur. Başka başka şeyler olabilir. Bu aktivitelerimizi de takip etmenizi çok istiyoruz. Kendimi açık söyleyeyim, çok mutlu hissediyorum. Yani sizlerle bir arada olmaktan, sizinle böyle bir fırsatı yaratan kurumla bir arada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'un bu bir eksiğiydi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1.200.000 üniversite öğrencisinin olduğu bir kentte benim tek bir yatak bile yurdumun olmaması iyi bir şey değil, kötü bir şeydi. Ama 600'ü aşan bir yatak sayımız var. İnşallah 1000'i aşacağız Gazi Osman Paşa'daki yurdumuzla beraber birkaç ay içinde. Ama hedefimiz böyle hızlıca 5000 yatak hedefine ulaşmak. Bu konuda da hızlı çalışıyoruz. Umarım seneye çok daha büyük sayıda imkanı gençlerimize oluşturacağız. Bir başka husus, farklı yerlerde de bu eleştiriyi almıştık. Özellikle yurtlarımızın yakın çevresinde gençlerin daha güvende kendilerini hissetmeleri, toplu taşımaya gidişleri, toplu taşıma yolu güzergahı üzerindeki fiziksel koşulların olgunlaşması. Arkadaşlarım ona da özenle çalışıyorlar. En ufak bir sorunu size burada yaşatmayacağız, onu söyleyeyim. Belki birkaç hafta içerisinde de başta Murat Bey olmak üzere bütün arkadaşlarım yakın çevreyi çalışacaklar ve inşallah hiçbir sorunu burada size yaşatmayacağız. Benim açıkçası söyleyeceğim bunlar. Var mı paylaşmak istediğiniz? Tabii. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum burayı bize açtığınız için. Çünkü eğer burası olmasaydı ben şu an okuyamıyor olacaktım. Öyle olur mu öyle? Bir şekilde okuturduk seni. Okuyamayacağım. İkincisi olarak ulaşım dediniz. Ulaşımda servis olarak buradan hani üniversite öğrencilerinin servis gibi bir şey Şöyle, yok, servis değil ama sizin toplu taşıma buradan en kolay nereye erişebiliyor arkadaşlar? Cemal Kamacı'ya zaten birkaç yüz metre var buradan. Şimdi önemli olan sizin o Cemal Kamacı'ya ulaşmanız, yani orada zaten metrobüs, bir aktarma metro, her şey tabii okulunuza göre değişiyor. Hangi okuldasın? Toplu taşımayla, çünkü farklı farklı okullardasınız ve farklı farklı okullara bizim servis koyma şansımız yok. Onun altından kalkamayız. Bir de siz üniversite öğrencisiniz. Yani saatiniz belli olmaz. Bazen sabah erken dersiniz vardır, bazen 10 vardır, bazen 12 vardır. Bazen erken çıkıp döneceksinizdir ya da başka bir yere gideceksinizdir. O servisle yönetmek mümkün değil. Ama sizin buradan toplu taşımaya kadarki yol güzergahınızı güvenli hale getirmek bizim sorumluluğumuz. Yani ışığıyla, denetimiyle vesairesiyle ona çalışacağız. Nereden geldin? Antalya'dan. Hoş geldin. Bir de kendinizi tanıtırsanız daha da sevinirim yani. Harika. Bak ne güzel. Uşak. Oo. Türkiye. Hatay. Oo. Kocaeli'nden geldim. O muhteşem. Vallahi muhteşem. Tam da bu işte. İstediğimiz şey bu yani. Bu bir değer yani. Bir arada olmanız var ya, muazzam bir deneyim. Bak sizler adına da. Yani burada şu anda tahmin ediyorum her kültür var. Her yörenin kendine has duyguları var. Kendine has özellikleri var. Sizin bir de kişisel özellikleriniz var. Her kişi ayrıdır ya. Yani her kişinin ayrı bir kimliği var. Dolayısıyla bu ciddi bir deneyim. Tabii burada şu deneyimi de unutmayın. Ben de ev arkadaşlığı yaptım üniversitede arkadaşlarımla. Bir anda hiç tanımadığınız bir insanla ev arkadaşı oluyorsunuz. Mesela Antepli bir arkadaşım size çiğ köfte yapayım dedi. İyi dedik. Gittik işte, aldık malzemeleri, koyduk masanın üstüne. Biz oturduk, o da oturdu. Ondan sonra dedim yapsana çiğ köfte. Ben dedi tarif edeceğim, siz yapa, ben elimi sürmem dedi. Ben de hani bir Karadenizli olarak çiğ köfte yoğurdum onun tarifleriyle. Sıkı bir çiğ köfte yoğurucusu oldum yani. Evde çünkü en az 10-15 kez çiğ köfte yaptım. Dolayısıyla hayat böyle bir şey ve bunu size öğretiyor. Tolerans
Hoşgörü çok önemli. Karşınızdaki insana saygı göstermek muazzam önemli bir şey. Ve bunu burada tadın, yaşayın. Burada yaşadıklarınız toplumsal barışın da bir güvencesi. Toplumsal barışın da bir güvencesi. Burada yaşadığınız o güzel duyguları ailelerinizle paylaşın. Birbirinizi anladıkça, ailelerinizle paylaştıkça onlar da aslında bu güzel ülkenin ne kadar güzel gençleri olduğunu hissedecekler. Aslında yok birbirimizden farkımız diyecekler. Hepimiz güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz ve herkes çocukları çok başarılı olsun istiyor ve onun çabası içerisindeyiz. Buraya her biriniz kendi kurallarımız doğrultusunda girdiniz. Bakın hiç kimsenin torpili yok burada. Hiç kimsenin. Bu çok değerli bir şey. Ve biz bunu istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki artık bu ülkede liyakati, çok çalışan, daha çok üreten, yani öbürü de onu geçmeye çalışsın. Yani bu çok centilmence bir mücadeleden bahsediyoruz aslında. Yani hak, hukuk ve adalet, o eşitlik duygusunun her kurumda, her ortamda varlığını hissettirmek istiyoruz. Bu manada gerçekten size baktığımda aslında adalet işlediğinde ne güzel işte. Bakın burada aslında bir Türkiye fotoğrafı var. Ve çok zevkli, çok keyifli bir fotoğraf bu. Tadını çıkarın. Ben çıkarıyorum şu an. Çok ciddi anlamda size baktıkça onu hissediyorum ve tadını çıkarıyorum. Lütfen siz de çıkartın. Yani açıkçası hem bölümümden de kaynaklı olarak sizin buradaki etkinlikler, burada bize sağladığınız destek çok kıymetli gerçekten. Yani ben geldiğimde elbette ki çok güzel bir yere geleceğime inanıyordum. Ama bu kadar donanımlı, bu kadar fazla şeye ulaşabileceğimiz bir yere gelebileceğimi tahmin edemiyordum. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla da paylaştım. Ama beni üzen şey şu ki, ben bu imkan sayenizde elde ettim. Çok da mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ama bunu elde edemeyen bir sürü arkadaşım doğru, var. Doğru. Yani şu an hala Rize'den gelemeyen, başka şehirlerden gelemeyen bir sürü arkadaşım var. Siz tabii ki elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum ama ben tekrar hani bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Haklısın, haklısın. Ne güzel. Ne güzel. Aynen. İmkanlarımız var bence. Tabii. Ama arkadaşlarımızın kalacak yeri yok. Ve ben hani bunu düşündükçe çok rahatsızlık duyuyorum. O yüzden bunu belirtmek istiyorum. İkinci olarak da sizin de az önce söylediğiniz gibi bu ülkede adil, eşit, liyakatli bir şekilde bir şeylerin yürütülebileceğine bizi inandırdığınız için de çok içimde çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Umarım hiçbir zaman bizi buna inandırmaktan vazgeçmez. İnşallah, inşallah. Sevgili hemşerim, hemşerim derken Karadenizlikten değil, bak İstanbullu olduk artık ondan yani. şimdi bunu dert etmen çok güzel bir şey. Biz tabii burada durmayacağız, buna çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim, benim içim yanar. Eğer gerçekten her şeye rağmen elindeki bütün imkanı kullanmış ama okuyamıyorsa, hele hele bir kız öğrencimiz okuyamıyorsa ve bunu biliyorsanız bizimle paylaşın, biz başka şeyler yapmaya çalışalım. Ne yapabiliriz diye uğraşalım. Çünkü bir genç kızımızın yurdun şehrinden çıkamadığı için imkansızlıktan dolayı okuyamadım demesini ben Ekrem Mamo olarak kendime yediremem, bunu kaldıramam. Onun için böyle somut bir tespitiniz varsa ona özel olarak eğilebiliriz. Onu da yine varsa öyle tespit, yurt müdürümüzle paylaşın. İşte arkadaşlarımız var, biz varız, başka kurumlarımız var, sosyal hizmet sağlayan, özel olarak ilgilenelim, olur mu? Tamam. Ben de alacağım. Oldu mu demek?